nasılsınız? Günaydın. 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 Dün antik aryalardan konuşmuştuk. Müzikte duyguların yanı sıra düşünceye de yer veren ilk bestecilerden biri de Beethoven'dı. Gel. Girebilir miyim? Ders saatini mi unuttun? Hayır, ben sadece... Neyse, vardır senin kesin bir bahanen. Yerine geçebilirsin. Nerede kalmıştık? Sen pastayı sipariş et Meltem. Aman unutma ha, nakiye çikolatalı sefer. Dikkat et, sakın anlaşılmasın, sürpriz olacak. Kahvenizin yanında bir şey alır mıydınız Ethem Bey? Sadece kahve yeterli. Oldu, tamam. Benden isteseydiniz Ethem Bey? Meltem'i gördüm, ona söyledim nakiye. Yarın da sen yaparsın. Ne konuşuyordunuz öyle fısır fısır? Kahve istedi işte. Ne konuşacağız başka? Allah Allah. Dünkü aryayı çalışabildin mi Hasret? Çalıştım. Yani düzgün bir şekilde söyleyebilirsin. Yok. O kadar çalışamadım. Arkadaşlar ne oluyor? Tamam. Kızı yakaladın mı? Evet, ben de. Lütfen. Lütfen. Bak, çok net bir görüntü istiyorum ha. Tamam tamam, merak etme. Ne oluyor orada? Bu ne terbiyesiz? Ne yapıyorsunuz siz? Kes şunu. Murat Bey, biz çekim için gelmiştik. Hasret Hanım okuldayken röportaj yapabiliriz diye düşünmüştük. Burası bir okul. Ben de burada ders veriyorum. Hasret Hanım'a çok meraklıysanız gidin başka yerde yapın çekiminizi. Hem kimden izin aldınız bunun için? Levent Bey, bizi arayıp okulda röportaj yapabileceğimizi söylemişti. Levent Bey, öyle mi? Evet, akşam yayına yetişmemiz lazım. O yüzden acele ettik. Özür dileriz. Gidin buradan. Röportaj falan yok. Senin haberin var mıydı bundan? Haberim yoktu. Duymuyorum. Haberim yoktu. Bilmiyordum. Her şey Levent'in başının altından çıktı yani. Ben sadece dersim var. Çekime gidemem dedim Levent'e. Levent de senin peşinden gazetecileri yolladı.